Merhaba arkadaşlar. Şu interkom meselesi gerçekten önemli. İki çeşit, yani bir tanesi Scalar Rider, PEG-TOLK, bir tanesi Cellular Line'in interfonu. Bunun adı Tour diye geçiyor. Scalar Rider, PEG-TOLK Duo diye geçiyor. Özelliklerinden bahsedeceğim şimdi. Bunlar da tekli olanlardan. Yani kendi grup sürüşlerinizde, arkadaşlarınızda zaten PEG-TOLK veya interfon tour varsa siz de hani onların teklilerinden alabilirsiniz. Ama yoksa siz kendi arkanızdaki arkadaşınızla konuşmak istiyorsanız, yani bir grup sürüşüne çıkmamışsanız, çiftli alarak isterseniz arkadaki yolcunuzla da rahatlıkla konuşabilirsiniz. Tabii farklı farklı özellikleri var. Onlardan bahsedeyim. İlk önce şu çiftlilerden gideyim. Bunların içinden iki tane çıkıyor bildiğiniz gibi. O yüzden duo deniyor. Tour'dan da tabii ki iki tane çıkıyor. Konuşma süreleri farklı. Diğer birçok şeyi aynı. Mesela 13 saat kesintisiz konuşulabiliyorken PEG-TOLK'ta interfon ne Cellular Line'ın interfon tour modelinde 20 saat konuşabiliyorsunuz. Yaklaşık fiyatları aynı sayılabilir. Tour modelinde dediğim gibi 20 saat konuşabiliyorsunuz. FM özellikleri var. Şarkıyı başkasını dinletebilme özellikleri var. Hışırtı engelleyici sistemi var. Yaklaşık da bunun uzaklığına bakayım. 1,5 kilometre mesafeden arkadaşınızla konuşabiliyorsunuz. Diğer özelliklerini de hemen tekrarlayayım size. Bütün kaslara uyuyor. Bir kere o özellik gerçekten önemli. Diğer farklı interkomlarla kullanabiliyorsunuz. Çabuk dokunuşla aynı zamanda bir anda hani bağlantı sağlayabiliyorsunuz. 4 kişiye kadar da konferans yapabiliyorsunuz. Hani bir grup sürüşündeyseniz, 4 kişilik bir, 5 kişilik bir gruptaysanız rahatlıkla konuşabilirsiniz. Tabii bunun şeyi 4 kişiye kadar konuşabilmek. Bağlantı koptuğunda tekrar bağlanabiliyor kendisi. Çağrı yönlendirme ve çağrı karşılama sistemi var içinde. Müzik dinletme ve paylaşma var. FM radyosu var. FM radyosunda mix yaparak kullanabiliyormuş. Ben denemedim tabii. Interphone Tour modelinin bir önemli özelliği de tabii ki içinde powerbank ile beraber gelmesi. Yani powerbank nedir? Diyelim bitti. Şarjı bitti. Ve artık kapanacak. Tüh, ben bundan sonra konuşamayacak mıyım? Demenize gerek yok. Çünkü içinde powerbank geldiği için onu bağlantıda tutarsanız o konuşma sürenizi iki katına çıkartacaktır. Çabuk şarj olma özelliği var ve tüm mobil telefonlarınıza uygun aplikasyonu var. Onu da indirebilirsiniz. Bunun bir özelliği de tabii ki su geçirmez olması. Su geçirmez olması olmazsa olmaz özelliklerden. Çift mikrofona sahip ve firmware can be updated from PC. Yani PC'den kolayca içindeki yazılımı update edebilirsiniz. PEG-TOLK'un özelliklerini onu da çıkartarak bakalım. PEG-TOLK'un kutusu biraz daha değişik. Böyle deri alaşımlı bir şey yapmışlar. Scala Rider'ın PEG-TOLK'u şöyle bir özelliğe sahip. Bunda da Quick Touch ve dokunma tuşları var. Aynı zamanda kaskınıza tüm kasları olabilecek gibi yapılmış. Şöyle içini altından açalım. İçinden kaskınıza takabilmeniz için aparatları, klipsleri çıkıyor. Tabii ki konuşma mikrofonu çıkıyor. Rahat bağlanabilmesi için cırt cırtlı ve yapışkanlı yerleri çıkıyor. Tabii kulağınıza koymanız için mikrofon tarafı çıkıyor. Hoparlör tarafı çıkıyor, pardon. Çiftli olduğu için ikisinden de ikişer tane çıkıyor. Kaskınıza kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi iletişim kurabilirsiniz. Dediğim gibi bütün özellikler PEG-TOLK'ta da var. Fakat 13 saat konuşma süresi var, 20 saat konuşma süresi var. Yaklaşık fiyatları da birbirine yakın. Tercih tamamen size bağlı. Hangisini tercih etmek istiyorsanız, arkadaşlarınızda hangisi varsa istiyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Gelip mağazamızdan satın alabilirsiniz. Özel dizayna sahip. Bu 1 mil yani 1,6 kilometre DMC Bridge dediği bir özelliği var tabi. Bununla da tabii ki 15 kişiye kadar konuşabiliyorsunuz. Bunun bu özelliği gerçekten çok iyi. Bluetooth'la kolay bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Mobil telefonlarınızla zaten uyumlu.
Audio streaming var, yani müzik ve GPS özellikle, hani isterseniz dinletebiliyorsunuz, isterseniz siz dinleyebiliyorsunuz, ister arkadaşınızla, ister 15 kişiye de 15 kişiye kadar da konuşabiliyorsunuz. Çabuk arama özelliği var, sesli arama özelliği var ve tabii ki bunda da otomatik cızırtı giderici var. Bir tek 13 saat konuşması var. Tabii ki su ve toz korumalı yapılmış. İsterseniz bunu alabilirsiniz. İsterseniz de interfonun tur seçeneğini aklınızda dursun. Onu alabilirsiniz. Bunun da içini açarak bakalım. İçinde neler var? Tabii ki bundan da iki tane cihaz çıkıyor. İç tarafında yani çıkınca içinden tabii ki mikrofon ve hoparlörleri çıkıyor. Onları da kaskınızın içine rahatlıkla yerleştirebilmeniz ve kaskın yanına takabilmeniz için şurada iki tane klipsi bulunuyor. İster yapıştırmalı, ister klipsli olarak kullanabilmeniz için seçenekleriniz var. Dediğim gibi ikisinin farklı özellikleri var. Hani ben seçecek olsam interfon turu seçerim. Ama Pack Talk'unda 15 kişiye kadar konuşabilme seçeneği var. Interfon turunsa 4 kişiye kadar konuşabilme seçeneği var. Eğer çoklu sürüş yapıyorsanız, gerçekten 20-30 kişiyle beraber sürüş yapıyorsanız, Pack Talk'u seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ama ben zaten 3-4 kişiyle konuşacağım, daha fazla kişiyle konuşmayacağım diyorsanız, Sellerline'in Interphone Tour modelini seçerek istediğiniz gibi, ister arkadaşınızla, ister 4 kişilik konuşma grubunuzla istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Şimdi bunu da içine koyalım. Aynı özelliklere tekliler de sahip. Fakat bunlar tabii tek. Yani grupta sizin gibi işte Sellerline Interphone Tour kullanan varsa diyelim, yok. Ama yaklaşık bütün interfonların, bütün interkomların yaklaşık hertz aralığı, yani megahertz aralığı aynıdır. Aynı şekilde istediğiniz diyelim Sklarider'lı birisiyle ve interfon turlu birisi istediği zaman birbiriyle konuşabilir. O yönde bir sıkıntı yoktur. İsterseniz Çin malı diyelim, KNE Master gibi bir marka aldınız. Onlarla da iletişim kurup konuşabilirsiniz. Onlara da müzik dinletebilirsiniz. Bunlar tekli seçenekleri. Çiftli seçenekleri tabii ki biraz daha pahalı. Tekli seçenekleri biraz daha ucuzdur. YouTube kanalımızı izlemeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.